Evet, Kent Yaşamı ekibi Bahçeşehir'de, Bahçeşehir'deki röportajlarına devam ediyor. Buradaki sıkıntılarla ilgili olarak da burada çeşitli örgütlenmeler var. Bunlardan bir tanesi de Bahçeşehir Gönüllüleri. Cenk Söbe, avukat Cenk Söbe. Cenk Bey, sizin örgütlenmeniz nasıl oldu? Bu konuda neler yaptınız? Hukukçu kimliğinizde sanırım siz de bu örgütlenme içerisinde işin hukuksal boyutu içindesiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri. Gölet Gönüllüleri ne zaman organize oldu? Göletle ilgili ihalenin yapılması gündeme geldiğinde, daha öncesinde de göletteki arsanın belediye tarafından satın alınmasıyla orada bir hareketlenme olduğu fark edilmişti Bahçeşehirler Derneği tarafından, BADER tarafından. Ve daha sonrasında sırf gölete yönelmek için, göletle ilgili hukuksuzlukları öne çıkarmak için gönüllü bir hareket başlattık Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri olarak BADER öncülüğünde. İşte ihalenin, belediye başkanına verilen yetkinin ve imar planının iptalleri sürecinde hukuki sürece dahil olduk biz. Biraz önceki röportajda da belirtmiştim. 4 yıl önce yaptığımız çekimlerde bu arkadaki yapıların hiçbiri yoktu. Yani inanın, ben 4 yıl sonra buraya geldiğimde ben bile burayı tanımakta zorluk çektim. Evet, maalesef. Ve burada bir tek nefes alınacak şuradaki hemen aşağıdaki vadi alanı kalıyor. Oranın da imara talan edilecek olması hakikaten çok korkunç. Bundan sonraki süreçte neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi burayla ilgili yine kısaca bir özetleyeyim. Aslında arkada gördüğünüz uzun bloklar sizin dediğiniz gibi Bahçeşehir'in asıl yapısından sonra yapılmış, inşa edilmiş şeylerdir. Orayla ilgili hukuk kararları var, mahkeme kararları var. Oranın da imar planları iptal edildi. Ona rağmen inşaat bitirildi, oturuma açıldı, insanlar taşındı vesaire. Oldu bittiye geliyor. Oldu bittiye getirildi maalesef. Şimdi gönetle ilgili de ilk en başta Gezi olaylarının öncesinde bir imar planı yapılmıştı. Tüm göleti kapsayan 7000 konutluk bir proje, konut projesi planlanmıştı. Hı hı. Ve daha sonra bu proje Gezi olaylarına denk geldi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı BADER'in başvurusuyla buranın 7000 konutluk projesini iptal etti. Dedik buraya 7000 konut yapmayacağız dedi. Zaten bir avuç kalmış yeşil alanı o şekilde mahvedeceklerdi. Evet, evet. O şekilde mahvetmediler. Tekrar bir plan yaptılar 2013 yılında. Hemen Gezi olaylarından sonra bu sefer konut imar verdi, ticari imar vererek rekreasyon, %5 rekreasyon alanı görünümlü bir ticari imar verdiler ve inşaata bunu dayanak göstererek ihale ettiler. Ve ihale sonucunda firma alıp ihale inşaata başladı. Tabii dediğim gibi en baştaki sürece dönersek biz o ihalenin hukuksuz olduğunu, belediye başkanına verilen yetkinin hukuksuz olduğunu ve hatta imar planının da hukuksuz olduğunu mahkeme kanalına tespit edip her üç dalda da, her üç alanda da lehimize sonuçları aldık. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun, teşekkürler.